Şu anda Yeşil Irmağımızın üzerindeyiz. Şehrimizi çok güzel bir şekilde ikiye bölen ve akmasıyla birlikte şehre bir hayat veren, eski ismiyle İris diye ifade edilen bu güzel ırmağımızın üzerindeyiz. Biliyorsunuz Yeşil Irmağımızın üzerinde biz de Tokat Belediyesi olarak bir çalışma başlatmıştık. Kanal Tokat projemiz. Kanal Tokat projemizin hatırlarsanız Mart aylarında yine bu alanda, bu mekanda ilk betonunu atmıştık. İki tane bakanımız İsmet Yılmaz Bey ve Ahmet Arslan Bey'in katılımlarıyla ve aradan geçen zamanda çok kısa 6-7 ay gibi bir sürede inşaatımızın artık bittiğini görüyoruz, gözlemliyoruz. Ben de bugün siz değerli basın mensuplarımızla geldiğimiz aşamayı, bundan sonraki sürecimizi kısa da olsa sizlere bahsedeyim istedim. Tabii değerli dostlar, değerli kardeşler, biliyorsunuz iki etaptan oluşan Kanal Tokat projemizin birinci etabı ırmağın içerisinde yapacağımız işlemlerden oluşuyordu. Yaklaşık 1,5 kilometrede önce suyu tutacak bir sistem dediğimiz lastik sistem, hemen arkamda gördüğünüz rubber dam sistemiydi ki rubber dam sistemimiz monte edildi. Dünden itibaren de arkadaşlarımız rubber damın içerisine hava vurdu ve şu anda 2,5 metre yükseldi gördüğünüz üzere. Ve gelen su da şu anda tutulmaya başladı ve %65-70 seviyelerine doğru geldi. Herhalde yarın sabaha kadar da su tamamen dolmuş olur ve rubber damın üzerinden aşağıya doğru dökülmüş olur. Ve su tutma işlemi başlamasıyla beraber ırmağımızın seviyesini biz 2,5 metreden itibaren yükselttik. Ve artık Yeşil Irmağımızın üzerinde o kayıkların, gondollar yüzeceği hale gelmiş oldu. Evet, lastik sistemi monte ettik. Hemen yanında bu sistemin koordinasyon merkezi var. Hem hava dolum, yine bununla beraber su seviyesini kontrol eden, olası su baskınlarının da alarm verileceği hemen yan taraftaki bizim koordinasyon merkezimiz var. O da yapıldı, bitti. Diğer taraftan bu 1,5 kilometre boyunca ırmağın içerisinde depreme dayanıklı kazıklı sistemlerle atılan temeller bitti. Yine ırmağın içinde betonlama, membranlama ve her türlü su sızdırmalılığı sağlayacak bir teknolojiyle TEDAŞ köprüsünden başlayan ta buraya kadar olan kısımda adeta bir havuz gibi tüm işlemlerimizi havuz içerisinde bitirdik. Ve şu anda hali hazır bir şekilde bu vaziyete geldi. Hatırlarsanız 15 Eylül tarihi itibariyle bu projenin rubber damın biteceğini ifade etmiştik ve bitti 15 Eylül'e kalmadan. İşte bugün 14 Eylül ve 14 Eylül tarihi itibariyle rubber dam sisteminin bitmesiyle ırmak içerisinde yapacağımız işlemler bitti. Tabii şimdi ne kaldı değerli arkadaşlar, hemen onu söyleyeyim. Şimdi gördüğünüz üzere betonlanmıştı yan taraflar. O betonların üzerini güzel bir peyzajla kayrak taşlarıyla döşeceğiz. Onu yapacağız. Ardından gördüğünüz gibi hemen ırmağımızın yanındaki o peyzaj alanlarında her 70 metrede bir iskeleler yapacağız. Orada insanların oturabileceği, insanların gezebileceği, hatta belki balık tutabileceği o iskelelerde inşallah hemen biz onun çalışmalarını da başlattık. Diğer taraftan sağlı sollu gelen su ve yağmur hatlarını da biz ırmağa girmemesini sağlayarak yan tarafına 2x2 boyutlarında bir kanal yaptık ve o kanalımızı da ta sanayiye doğru da uzattık. Ve artık buraya hiçbir şekilde dışarıdan da su girmemiş olacak, onu da bitirdik. Ardından 4 tane yerde peyzaj çalışması yapacağız. Sosyal tesis yapacağız. Bunlardan bir tanesi Hıdırlı Köprümüzün hemen yanında Şeyh Meknun Türbesi'nin olduğu yerde ve yaklaşık da 3000 metrekarelik bir meydan oluşturacağız orada. Hemen devamında eskiden trenli park olarak tabir edilen ve şu anda da peyzajına başladığımız o alanda da yine kayıkların, gondolların merkezi orası olacak. Kayıklar ve gondollar oradan insanlar tarafından binilecek, buraya doğru gelinecek. Orada da oluşturacağımız ikinci bir sosyal tesisimiz olacak. Üçüncü bir sosyal tesisimiz ise şu anda bizim şantiyemizin olduğu alanda içinde kulesi olan, balık ve yemek restoranları olan, yeme içme mekanları olan
Orada da bir alan oluşturacağız ve üçüncü sosyal tesisimiz de yine orada olacak. Dördüncü bir sosyal tesisimiz ise hemen karşı tarafta bizim hali hazırda da çay bahçesi olarak kullandığımız yerde olacak ve toplamda bu 1,5 kilometrelik alanda 4 tane sosyal tesisimizi yapacağız. Yine 10'dan fazla iskele yapmış olacağız. Bisiklet yolları, bununla beraber yürüyüş yolları, yeni peyzaj, ışıklandırma ve bununla beraber de yine 3 ayrı noktada bir tanesini hemen şuraya, bir tanesini Pıdırık Köprüsü'nün yanına, bir tanesini de o şantiyenin olduğu yere yapmak üzere müzikli fıskiye yapacağız. Ve son derece çok harika bir görüntüye inşallah bürünecek. Köprülerimizi düzeltiyoruz, hem bu köprümüzü hem de aynı şekilde yine petrollerin yanındaki köprümüzü de güzel böyle korkuluklarla, demirlerle çok güzel bir hale getiriyoruz. Ve böylece ikinci etap projemizi de bu şekliyle başlattık. Ve inşallah önümüzdeki yılın Mayıs, Haziran ayı gibi de anlatmış olduğum bu peyzajlarda bitmiş olacak. Tabii şunu soracaksınız, şu anda kayık yüzüyor mu, gondol yüzüyor mu? Tabii ki yüzebiliyor. Şu anda dahi atsak yüzebilir. Biz gondol ve kayık siparişlerimizi verdik. Ay sonu itibariyle bize teslim edilmiş olacak. Bu da şunu gösterir ki 1 Ekim tarihi itibariyle artık kayıklar burada yüzmüş olabilecek. Aynı şekilde 15 ila 20 Ekim arasında da biraz önce anlatmış olduğum o müzikli fıskiyeleri de ışıklandırmalarıyla bitirmiş olacağız. Yani Ekim'in 15-20'si gibi kayıklarla, fıskiyelerle, müzikli inşallah o güzellikle beraber burada bu görselliği oluşturmuş olacağız. Ardından diğer çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor, devam edecek. Ve her şeyle Mayıs ayında bitirmiş olduğumuzda Kanal Tokat'ımız, Tokat'ımızın bir vizyonu olarak şehrin ve şehrin insanına çok ama çok güzel bir şekilde hitap etmiş olacak. Tabii her zaman söylüyoruz, biz bu projeyle birçok şeyi planlıyoruz. Bir taraftan şehrin vizyonu olacak bu proje. Ve şehre geldiğinde insanlar Kanal Tokat'ı gördüğünde şehirle ilgili çok olumlu ve farklı bir algı oluşacak. Diğer taraftan şehrin turizmine fayda sağlayacak. İnsanlar Kanal Tokat'ı gezmeye gelecek. Kanal Tokat'ı gelmekle beraber buradaki tarihi güzellikleri de görecek. Ve biz bu şehrimizi bir bütün halinde Sulu Sokağı'yla, meydan projesiyle, Kanal Tokat'ıyla hep beraberce pazarlayıp şehre dışarıdan insanların geleceği güzel bir şehir haline getireceğiz. Ve Kanal Tokat'ta burada en önemli rolü oynayacak bir turizm parçası olacak. Diğer taraftan istihdamı da inşallah artıracağını düşünüyoruz. Buradaki sosyal tesislerde insanların çalışması, yine sosyal tesislere insanların gelip yiyip içmesi ve buraya para bırakması da bizim diğer düşündüğümüz başka bir artı katkı sağlayacak iş olacak. Yine bunun yanında da anlattığım gibi şehrin bir vizyonu inşallah olacak ve Kanal Tokat bu haliyle ve bundan sonra yapılacaklarla beraber Tokat'ta çok farklı bir güzelliği inşallah ortaya koyacak. Biz de değerli arkadaşlar söz verdiğimiz gibi projelerimizi bir bir yapmaya başladık, gayret ediyoruz. İnşallah Tokat'ımızın geleceği çok daha güzel olacak. Siz değerli hemşehrilerimizin duasıyla, desteğiyle, basınımızın inşallah yapacağı çalışmalarla, bizim de sağlayacağımız katkılarla çok daha güzel olacak. Bu anlamda yine emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum. Başta yine siyasette bulunan tüm vekillerimize, yine tüm ekip arkadaşlarıma, bürokrasiye, sokaktaki insana, basınımıza, kısaca herkese desteklerinden ötürü de teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize de sevgi, saygı, muhabbetlerimi ifade ediyor ve Tokat'ımıza, Kanal Tokat'ımız bir kez daha hayırlı olsun diyorum. Biz son derece ekolojik dengeyi de gözeten, bu anlamda doğal yaşamı da en sürdürülebilir hale getirmek için de örnek bir proje olsun diye de balık geçişleri de yaptık. Hemen yanlarda 2 tane ayrı kanallar var. Yani balıklar da rahatlıkla oradan geçebilsin. Buralarda herhangi bir şekilde engel olmasın diye. Dikkat ettiğiniz gibi şurada da bakın balıkları görüyorsunuz. Hemen yan taraftan balıklar o balık geçişinden geçtiler. Ve tekrardan böyle doğaya, ırmağa ve ırmağın yatağına dağıldılar. Yani burada adeta bir onlara da tuzak kurmuş gibi buraya kadar balıkları getirip de buradan koymamazlık da yapmadık. O geçişleri de yaptık. Bu da bence önemli çünkü doğa bizim her şeyimiz. Ağacıyla, balığıyla, hayvanıyla, havasıyla, her şeyle doğa bizim. Onun için doğayı da her zaman bizler en ön planda da tutuyoruz. Bunu da buradan ayrıca da bahsetmek istedim. Birkaç isim belirdi.
İşte ırmak şişirme projesi dendi. Bununla beraber işte kayıkların yüzeceği bir ırmak olan Yeşil Irmak geldi. Sonra seçim dönemiydi. O dönemde de Cumhurbaşkanımızın Kanal İstanbul projesi olunca biz de dedik ki bunun bir küçüğü de olsa biz de en azından hem güzel bir isim olur hem de İstanbul'a bir kardeş olur diye böyle bir isim koymuştuk. Kanal Tokat. Kanal Tokat ismi oradan çıkmıştı. Oradan gelmişti. Çok da güzel oldu. Tuttu da ve şu anda da Kanal Tokat ismi de her yerde bu şekilde ifade ediliyor. Ve isim de artık herhalde müsemma oldu projeyle. Bundan sonra resmi ismi de bu projenin Kanal Tokat arkadaşlar. Bunun da mottolarını koyacağız şuralara. Böyle güzel 1,5'a 10 metre genişliğinde Kanal Tokat yazısını da inşallah böyle iki ayrı noktaya da koymuş olacağız.